İç hastalıkları uzmanınız, Ali Vardar hocamız ne söylemek ister hocam? Şener hocamızın ağzına sağlık öncelikle. Çok güzel ve güncel bir konu. Niye güncel? Çünkü son yıllarda hakikaten benim de az çok branşımla ilgili olduğu için çok fazlalaştığını ben fark ettim bu son bir yılda özellikle. Yaşam koşullarının değişmesi, işte AVM'lere gitmemiz, yazın güneşlenmenin de azalması sebebiyle ve güneş ışınlarının çok zararlı olmasının lanse edilme sebebiyle güneşten korunmaya başladık. Aslında korunmamak lazım, güneşlenmek lazım. Eskiden bile bu vardı. Güneş girmeyen eve doktor girer diye. O laf hakikaten atasözü günümüzde bilimsel bir gerçek oldu. O sebeple D vitamini çok fazla oldu çünkü güneş ışığına birebir ihtiyaç duyan bir vitamin bu maalesef. Güneş ışığı görmeyen ciltli ve esmer kişilerde bahsettiği sebeplerle çok fazla rastlanmaya başladı. Benim gördüğüm klinik bulgusu en çok bütün kemiklerim ağrıyor diye geliyorlar. Ve çok genç yaşta da olabiliyor bu. Yani yaş da çok fazla şey değil. Özellikle kapalı çarşı, kuyumcu gibi böyle güneşi hiç görmeyen, görme olasılığı olmayan meslek gruplarında meslek hastalığı gibi sanki görünüyor gibi ama değil. Herkes de oluyor. Ev hanımlarında da bu olabilir. Yaş ilerledikçe güneşe çıkma, sokağa çıkma azaldıkça gene görme sıklığı çok fazla. Benim bu son bir yıl içinde gördüğüm bir tek hastamda normal çıktı. O da erkek bir hastaydı. Geri kalan hepsinin dediğiniz gibi yerlerde hakikaten sürünüyor. 4-5 miligram gibi gördüm kanda. O benim mutlaka replasman ve bütün kış boyunca kullan diyorum. Eğer kışın başında ise yazında güneşlenmeleri tavsiye ediyorum. İlla dediğiniz gibi ilaç soyunma dökümek de şart değil. Elinizin yüzünüzün bir bölgesi bile ışık görse yeterli olur diye söylüyorum aslında. Ve yaz sonunda tekrardan kontrol çağırıyorum hastalarımı. Normalse 3-4 ay sonra çağırıyorum tekrar. Genelde o kişilerde gene Ocak, Şubat ayında oluyor D vitamin eksikliği. Tabi bu kemik erimesi bir ekleme yapıyor bize. Sadece D vitamini değil tabi kalsiyum da çok çok önemli. Artı benim uzmanlık tezim olan magnezyum da çok dikkatten kaçıyor. Fakat son yıllarda çoğu hekim artık buna önem verdiği için magnezyum hem nörolojide hem de kardiyolojide fizik tedavi gibi kullanım alanı var. Status epilepticus'a mesela magnezyum replasmanının epilepsi atağını diğer ilaçlara göre daha iyi kontrol altına aldığını söyleyen, ispatlayan yayınlar da var. Kalp krizinde magnezyumun kalp enfarkt alanını küçülttüğü yönünde çok 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 eski yayınlar var. Son zamanlarda yapılan yayınlarda da şeker hastalığının regülasyonunu da sağladığı yönde yayınlar var. Çünkü vücutta 300'e yakın enzimin kofaktörü olarak rol alıyor magnezyum. Yani kalsiyum gibi, D vitamini gibi sadece bir tek boyutta vücuda faydası yok. Vücutta hemen hemen etkilemediği organ yok. Kalpten tutun, karaciğere, böbreklere kadar, beyne kadar magnezyum etkilediği alanlar var. Onun da gözden kaçırılmaması gerektiğini düşünün. Fizik tedavi, ortopedi ve kadın doğum ve kardiyoloji uzmanları, kalp damar cerrahları tarafından da özellikle magnezyumun çok dikkat alınması gerektiğini düşünüyorum ben. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum herkese. Ali hocam bir şey sormak istiyorum. Mikrofonu bırakma lütfen. Okuduğum kaynakların hazırlanırken gördüğüm kaynaklardan bir tanesi D vitamininin diyabete neden olduğunu yazıyor. Bir tanesi öyle bir etkisi olmadığını, ikincisi de kalp spazmı ve kalp krizi yaptığı halde hipertansiyon yapmıyor diyor birisi. Birisi de hipertansiyona neden oluyor diyor. Sizce doğru hangisi acaba? D vitamini ile ilgili kalp krizine yol açtığı yönünde yayınlar çok fazla miktarda var. Tansiyonla ilgili. Tansiyonla ilgili de olabilir. Eğer kalp krizi yol açıyorsa etkisi olabilir. Mineral aktivitesinin dengesini bozduğu düşünürse, yani kemik erimesi yapıyorsa, hipokalsemin yanında diğer minerallerde eksiklik varsa zaten ileri yaşlarda çok fazla arası zaten yani tek başına ben D vitamininden olduğunu zannetmiyorum. Diğer hastalıklarla beraber artırdığını ben düşünüyorum. Çünkü çok yeterli yayın yok bu konu. Ben de dün bu gelmediği hazırlık anlamında okudum. Var, ona ilgili yayınlar var. Ben de okudum ama tek başına D vitamin eksikliğinin bunları yol açtığını ben düşünmüyorum. Diğer hastalıklarla beraber artırdığını zannediyorum, düşünüyorum. Bir şey daha ilave etmek istiyorum. D vitamin eksikliğinde meme kanseri, kemik kanseri, tiroid ve kolon kanseri
ne yapabildiği yazıyor bir kaynakta da. Onu rap olarak size hatırlatmak istedim. Evet, çünkü dediğiniz gibi fazla kemikli hücrelerin fazla büyümesini dengeye soktuğu için herhalde onlar eksik olduğu zaman da o hücrelerin hiperplazisine engel olduğu için belki de kansere etkisi o şekilde oluyordur diye düşünüyorum.